Arkadaşlar o zaman burayı yağmalamaya devam edelim. Ama envanterimiz full. Öncelikle bir gidip motorda eşyaları bir yerleştirelim. Normalde ben geceyi burada pusarak geçiririm, yatarak geçiririm de. Burada pek yatırılarak geçirilecek bir gece yok gibi. Şöyle bir eşyaları buraya koyalım. Beraberinde zırhı buraya koyalım. Bunlar satılacak eşyalar. Okunmuş kitaplar. Nope. Motorun devrilmesi önemli değil de. Önemli olan bu para edecek eşyaların çöpe atılmaması. Ya küçük motor bisiklet şasimiz var ama yani kendimize motor craftlamanın bir anlamı var mı bilmiyorum. Ve Veysel'e Lesyev 42-45'e subscriberlık ısmarlamış. Veysel çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. Kesene bereket kankacığım, sağ olasın. Kesene bol bereket. Umarım sen de yayınlarda eğleniyorsundur. Abi seviye 3 taret, tabanca, bunları bir buraya yerleştirelim. Mega ezme, kahve ve balı da motorun bir kenarına koyalım. Sonrasında üstümüzde yer açmak için ne yapabiliriz acaba ya? Normal suyu fon dipleyebiliriz ya da böyle mekana ayarlayıp kalan lootları yerleştirebiliriz. Şöyle lootladığımız ürünleri bir yerleştirelim ya. Bal benim üzerimde dursun misal. Abi yer yok yani. Gerçekten loot o kadar fazla ki etraftaki lootları yerleştirebilecek yer bulamıyorsun. Yer bulmak gerçekten çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Artık böyle bak, bardağa ihtiyacım yok misal. Bardağı salla. Şu öteki malzemeyi de salla. Zira öteki malzemeye de ihtiyacım yok. Şu kurşun illaki atılacak. Bu dikiş kitini de sağlık malzemesinden say. Steroidleri alıp oraya onun yerine şu şeyi atalım. Bunu böyle bir kenara çek bakayım. Mümkün değil yani, envanter illaki dolu oluyor. Zombileri bir yerde dışarı çekip tarayabilirsem çok hoş olur aslında ya. Ama bize blueprint bulacak yerler lazım. Buralardan blueprint çıkmaz. Ya Bearden'in mekanı falan filan, buralardan bize blueprint çıkmaz. Bize böyle bu lootları düşürebileceğimiz yerlerde dolaşmamız lazım. Babaannem gibi yürüyor kendisi. Burası nedir babuşlar? Ses bombamız var evimizde, sıkıntı yok. Burası ne peki? Market, manav. Sakin ol. Yerde kal. Çok inanılmaz hızlı koşuyorlar. İnanılmaz. Ben buranın var ya tepesinden, böyle bir tepesinden tırnağına adam barındırdığına eminim bu evin içini. Tepeden tırnağa adam barındırıyor ve bunlar böyle uyanmak için yer arıyorlar gibi hissediyorum. Şöyle bak bir saniye. Buraya doğru gel. İkinci kattan içeri girsem. Ama muhtemelen anlaşılır ya. O. Ben başıma iş almaya gerçekten çok meraklıyım. Hadi burayı kırdın Samet Efendi. Çatıya kadar atlayabileceksin mi? Kendime yer açmaya çalışıyorum da şu an. Neyse, genel olarak amacıma ulaştım gibi. Dileğim elbette ki bu değildi ama. Yine mi Spider zombi var ya? Bu ses kesinlikle Spider Zombie'nin sesi. Fark etti mi? Kokumuzu mu aldı, bitti mi? Hiçbir şey bitmedi abi.
Pijama partisi. Uyuyan kurbanlarına %50 daha fazla hasar verirsin. Tam bir assassin olduk bu arada. Sopa cilti. Ben bu sopayı okudum. Elemanın nereden çalıştığını anlamadım bu arada. Ve o gelen ses muhtemelen Spider zombiye aitti. Ancak örümcek zombi o kadar çirkin bir sesi çıkarabilir çünkü. Onun dışında birinden öyle bir ses çıkacağını zannetmiyorum. Neyse, sabah 4 olmasına az kaldı. Sabah olsun, bunların hükmü geçiyor. Sabah bize artistlik yapamıyorlar da. Bir yerde zıplamıyorlarsa neyim ya. Ha, spider zombi değil. Eşşoğal eşek tavuk ızgara. Ön artık. Ne bileyim, ben bu çirkin ses dedim, olsa olsa spider zombiye ait olur dedim. Evet evet. Kuşun sesiymiş. Yani şeyin sesi de böyle tiz ve şey ya. Tiz ve çirkin. Av tüfeği şeması. Av tüfeği yapabiliyorum dilediğim zaman. Benim birazcık da böyle mühendislik falan kasmam lazım ya. Şu ağacın şurada sallanan minik gölgesi var ya. Onu yemin ediyorum düşman zannettim. Aha dedim, herhalde kafama osurmaya geldiler. Oradan kaldırım taşı topla. Ha dedim, burada kafamı osuracaklar ha. Savunma yaptık zaten arkadaşlar. Savunma yaptık. Yani biz 28. güne hazırlanıyoruz şu an. 24. gündeyiz. Evim var. Şey değil mi? Sanki böyle bir... başka özetme programında gibi. Evim var. Motorum var. Motor kapının önünde duruyor. Efendime söyleyeyim, evimde silahlarım var, mermilerim var, yemeğim var, suyum var. Ya bayağı hazırlıklıyım yani 21. gün için ya. 28. gün için daha doğrusu. Otomatik taretlerim falan da var. Artık çökmeme gerek yok bu arada. Bu adamların evelliyatına atlarım ben. Gözü kararanlar hariç. O gözü kararanlar ayrı bir sıkıntı. Ablacım yerde kal. Ayağa kalktığım an herif beni sıkıştırmaya geldi ya. Sigaram yok. Alkolüm yok. Paranoyak gaming. Yani gayet iyi hazırlık yaptık arkadaşlar yani. Temel olarak söylemek istediğim bu. 28. günü de rahatlıkla atlatabileceğimize inanıyorum. Oo, vitamin de geldi. Gayet güzel. Aslında verimli lootlar yapıyoruz. Ve hani elde ettiğimiz blueprintler de var. Yalan değil. Yani kitap okuyarak bilgi edinebiliyoruz buralarda ama... Sıkıntı şu, biz zaten bu bilgilerin çoğuna sahip olduğumuzdan dolayı bizim için bunlara sahip olmanın herhangi bir anlamı kalmıyor zamanla. Burayı da böyle komple elden geçirmiş olduk. Bilgi lazım abi bize, bilgi. Bilgi güçtür. Bizim bilgiye ulaşabilmemiz lazım. Ama bilgeliğe giden bu yolda hangi evde ne kadar kitap vardır bilemiyorum. Misal şu iki katlı evde bir kitap olduğunu umut ediyorum ama buraları lootladık sanki ya. Hatta biz burayı lootlarken böyle yukarıdan şey geçti. Drop geçti. Drop'u şey yapamadık. Dostum ben 25 yaşındayım. Yasin şey yaptı. Raft geçince bana haber ver dedi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Yasin bu oyunu benden çok daha uzun süre oynadığı için adam oyunun her şeyini biliyor. Yani birkaç sezonda bizi taşıdı. Doggos. Evet, burada pek olacağını zannetmiyorum. Burada ne bulmayı umut ediyorum bilmiyorum ama eminim ki bir şeyler vardır. Yani Yasin o kadar çok oynadı ki oyunu. Adam oyunun her şeyini biliyor ve sıkılmış vaziyette yani, açık ve net. Ya sattı demeyelim de. Kanka adam sıkılıyor. İster istemez sıkılır yani.
Sağ olsun yine benim için bayağı tahammül ediyor. Gökyüzünden bir bela gelecek başıma. Vallahi ben gökyüzü diye tahmin ettim, arkamdan geldi. Ve Veysel Artemis King'e subscriberlık ısmarlamış. Kankam kesene bereket, çok çok teşekkür ederim, sağ olasın ya. Ama ben böyle kendimi kötü hissediyorum, sana yük oluyorum gibi. Seviye 6 da olsa hiçbir değeri yok arkadaşlar, bakın şöyle göstereyim size. Satıcıda hiçbir değeri yok yani seviye 6 ilkel yayın. Yani ilkel kalmış ürünlerin satıcıda pek bir kıymeti olmuyor. Veysel sağ olasın kankam, kesene bereket. Artemis King sen de hoş geldin. Keyifli seyirler diliyorum sana. Sıçacağım bulanık suyuna. Abi merhaba. Seri biçeriz. Seri biçeriz. Sıkıntı yok. Buralar bizde. Teşekkür ederim kankacım, eksik olma. Sağ olsun dün Pixie Unicorn da nickini şu an rezalet et okumama rağmen Pixie Unicorn da subslık hediye etti. Bayağı bir hediye subslık alan var ya. Kesene bereket kankacım, teşekkür ederim. Tüy, hadi tüyü de tutalım elimizde. Hadi tüyü de tutalım elimizde. Şurada ne olabilir bilmiyorum da orayı kıracağım. Odun Keserman selamlar, hoş geldin. AK-47 ne oldu? Envanterimde duruyor. AK ile alakalı sıkıntımız yok arkadaşlar. Onları daha çatışmalarda kullanıyorum. Envanterimde duruyor. Daha önemli mi diyeyim? Hooo! Hoş! Evet çok güzel hoş dedi. Kapıyı zaten istesem de kilitleyemiyormuşum. Başka köpek olsa çoktan gelip bize hükümdarlığını ilan etmişti abi. Ya burada bir yerde vuruyorsan kapıya iyi şanslar kanka. Umarım kırarsın. Vallahi kırıyor yavaş yavaş. Peki asıl soru şu. Büyük bir mutant köpekle karşılaştığımda ne yapmayı planlıyorum? Vallahi iyi çığlık atarım gibime geliyor ama. Herif azimli çıktı usta. Vallahi kırmaya uğraşıyor buraları ha. Adam gerçekten azimli çıktı. Azmine sıçayım birader. Genel olarak ham madde kasıyoruz ya. Buradan pek bir bok elde edemedik. Tablolardan falan da bir şey çıkmadı. Ama buranın ilerisinde bir şeyler var. Kötü çığlık. Spider zombi ve diğerleri. Kabus musun? Soluk borusuna sıçtım. Tipi tip. Tipi tip abi. Spider zombinin özelliği ne? Atlıyor kanka.
Selamun aleyküm. Hop nasıl taktiği buradayım? Saniyede diyor. Arog'dan replik çalıp atlıyor. Gora'dan pardon, Arog değil. Gora'dan replik çalıp atlıyor böyle oradan oraya. Abi koşu ayakkabısını falan salla ya. Yani artık koşarken dayanıklılık yenilenmesine ihtiyacımız yok. Ne olur ne olmaz bu ürün de dursun da. Bu önemli bir şey çünkü. Oo, yarık var burada. Buradan kim bilir nereye gidiyor. Hala dışarıda bu arada buraya girmeye çalışan bir müptezel var. Halen onun sesini duyuyorum. Yalnız çöpten bant falan bulabilmek çok iyi ya. Diğer malzemeleri, bant falan. Baya baya iyi. Ya çöpten 6 tane maymuncuk buldum abi. Normalde ara ki maymuncuğu bulasın. Kan torbalarını sal. Var zaten evde kan torbası. Olmadı kendime sokar şırıngayı doldururum kanı. Boş bardağımız çok. Şimento ve taşları sömürme vakti. Evet, burası aşağı iniyor. Uyuyor mu öteki hala? Gerçekten uyuyormuş ha. Ve Anıl TC Rayken'e subscriber'lık hediye etmiş. Anılcığım kesene bereket balım, hoş geldin, çok teşekkür ederim. Yok, çıkardığım ayakkabının üstünde mod yok kanka. Zira bu şey amele ayakkabısıydı. O yüzden üzerinde mod bulundurmuyordum ama hatırlatma için sağ ol. Anılım kesene bereket balım, teşekkür ederim. Kesene bol bereket, sağ olasın. Bu arada bayağı bir çimento ve diğer materyallerden elde ettik. O çimento harcı ile alakalı falan çalışmalar yapıp onunla alakalı da bir şeyler yapacağım. Şimdi bir saniye. Önce bir şuranın çıkışına gidelim. Herif hala orada çarpışıyor. Hala orada kapıyı kırmaya çalışıyor böyle. Manyak mıdır nedir? Deli göt. Anılım kesene bereket ya kankacığım. Valla ikiniz de çok sağ olun bugün. Bir Veysel, bir Anıl. Coşturuyorlar yayını, eksik olmayın. Aa, buradan üst kata çıkış var. Peki bunun etrafı. Bir tur gerisine de bakacağım. Azimli ararsan her şeyi buluyorsun elbet. Ve Veysel İlyas Kokoko'ya subscriber'lık hediye etmiş. Kankacım çok çok teşekkür ederim. Kesenize bol bereket, eyvallah. Vallahi sayenizde kanalın abone sayısı artıyor. Keşke bizimkiler de biraz en azından Prime'dan faydalanıp şöyle bir... Aha it var burada. Ama nereden vurduğunu ve nereden geldiğini bilmiyorum. Burası temiz mi gerçekten? Şu öteki sıkıntılı nereye gitti? Bir saniye. Lan utanmasam aşağıda pusan şey zombisi gördüğümü söyleyeceğim ya. Vallahi utanmasam diyeceğim ki aşağıda pusan spider zombi var. Seviye 5 tabanca mı? İşte bu. Yani bütün çektiğimiz zahmete değecek bir şey arkadaşlar. İşte bu. Seviye 5 tabanca. Yani gerçekten şu an şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu seviye 5 tabanca çektiğimiz bütün zahmete değer. Hem damage'i çok yüksek olacak. Hem buna ben şarjör ekleme, dürbün ekleme, böyle birçok inisiyatifim var. Lazer modülü falan filan, evde dünya kadar modül var abi. Evdeki modülleri ekleriz. Şu an bizim bütün zahmetimize değdi bu aldığımız ödül. Yemeklerinde zeşkem tamamını gömmesem. Ama gömüyorum.
Çok iyi geldi. Üçlü seriye atış takabilirim. Susturucu özellikle çok çok işe yarıyor. Susturucunun işe yaramasından hoşnut kalabilirim. Bunlar güzel şeyler abi. Bunlar güzel şeyler. Artık onu da yemeyeceğim yani. O kadar da değil. Ya blueprint için geldik. İşin esasına bakarsan. Burada böyle bilimsel bir şeyler buluruz diye umut ettik. Bir de bu taraftan çıkış vardı. Ondan buraya doğru atladım. Buraya gelsek ne bulacağız diye. Buraya gelsek sanırım bir tek çıkışı bulacakmışız. Burayla alakalı zombi ne tarafta kaldı bilmiyorum ama eleman kudurmaya devam edebilir. Ben ne tarafa gittim en son? Şu yukarı tarafa doğru gitmemişim. Oraları da bir açalım. Abi 10 numara. 10 numara yani seviye 5. Gözünün önüne baksam efendi. Zıplama yeteneğim full kanka. Zıplama yeteneğim full. Oyunda araba var. Motor var. Helikopter var. Dilersen helikopter kullanıyorsun. Dilersen motor kullanıyorsun. Namazgain Cremery. Cremery nedir? Bilmiyorum. Envanterimde yeterince yer var mı? Onu da bilmiyorum. İşin açığı. Yani sırf lootlamış olmak için bu binaya girmek istiyor muyum tartışılır. Süt ve süt ürünlerinin yapıldığı yer. Yaramaz o zaman ya. Yaramaz o zaman yani. Şimdilik yaramaz en azından. Gidip bulabileceğimiz farklı yerler var mı ona bakalım. Ve Markuza, iyi yayınlar Samet'in. İsmim Emre bu arada ve Veysel kardeşime de Allah daha çok versin diyelim ne diyelim demiş. Emre çok çok teşekkür ederim, sağ olasın. Tanıştığıma çok memnun oldum. Markuza da yakışıyor bu arada sana ya. Gerçekten yakışan bir nick, yakışıklı bir nickim var yani. Gerçekten bok gibi bir loot. Habuyamdur şekliyle buraya gelmişiz. Hurdalığa uğramayacağım. Hurdalıkta işim yok. Kütüphane gibi bir yer bulabilseydim çok çok tatlı olabilirdi de kütüphaneyi bulamadım. Motorun envanteri düzenleyelim. Son bir yere daha girmeyi deneyelim. Evet, eski para. Hıt. Şey yok mu ya? Çimentoya yer yok mu? Çimentoya yer yok galiba hakikaten. Yemekler ve su benim üzerimde. Para eden diğer materyaller benim üzerimde. Abi yani şu kadarcık loot alanına oraya gitmek, bir yer daha girmek mantıklı mıdır bilmiyorum böyle. Büyük bir yere girip başımıza bela almayalım da. Bütün haritayı dolandık galiba ya bu haritayla alakalı. Bütün her yeri dolandık. Şu köşede bir yerde galiba açmadığımız bir yerler var. O köşeye doğru da iyice ilerleyelim. Mantıksız yani buradan 28. günde ne oluyor? Büyük bir horde geliyor. 150 pompalı mermisinden çok çok daha fazlasına sahibiz dostum. İnanılmaz derecede iyi konumdayız mermisel anlamda. Hiç sıkıntı yok. Buralarda yeni evler, yeni garajlar var. En azından şu garajlı eve girebilirim belki. Ya da şurada inşa halinde olan mekana. Şöyle bir turlayıp geleceğim buralarda başka ne var diye. Karşıda böyle yıkık bir ev var da orası yıkık biyomu. O yıkık biyomuna girmeyeceğim şimdilik. Yıkık biyomu çünkü ziyadesiyle beni ürkütüyor. Bir de buralarda görmediğimiz evler varmış. Mutant köpeklerin saldırdığı. Daha önce görmediğimiz bir yer. Burasını da daha önce görmedik. Bura ne peki hocam? Bura ne peki ya? Savunma yaptığımız yerde de bunlardan bir tane vardı.
Aslında keşif yapıp eve öyle dönebiliriz bak. Keşif yapıp eve öyle dönebiliriz. Bu gayet mantıklı olur. Burası yeni bir biyomun kilidini açıyor bize. Galiba. Yani yeni biyom ve yerleşim yeri. Açık diyor ama burası bir dükkan mıydı? Vallahi demek ki dükkandı. Bak ileride bu boktan biyomun orada da gidilebilecek bir yer var. Abi sen ama benim var ya buraya girerek hayatımı kararttın ya. Benim buraya girmemem lazımdı. Buraya girerek benim hayatımı kararttın. Şurası umarım bir yerlere çıkıyordur. Buraların kötü yanı mayın barındırabilme riskini taşıyor olması. Burada bir eve geldik de tövbe estağfurullah cinli ev mi perili ev mi ne olduğu belli değil ya. Madem geldik buraya baba affeder mi? Mümkün değil bu arada. Harcamadığımız 3 beceri puanı. Artık kilit açmaya da verelim bir tık. Çünkü malak gibi çalışıyor gerçekten eleman. Kuvvete verelim. Kuvvette kafes gladyatörünü açacağım artık. Çünkü bıçakla falan iyi oynuyorum. Sonrasında nişancılığa da yöneleceğim. İyi, buralarda zıplanacak yerler var. Şurada minik bir garaj var. Yıkıldın mı lan? Ben tek mermiye yıkılacağını hiç hayal etmedim. Hayallerim böyle değildi. Baksana buranın tavşanında bile bir gariplik var ya. Vallahi buranın tavşanı bile bir garip. Rica ederim kankam, rica ederim. Ben çok teşekkür ederim Merkuza. Desteğin için çok çok sağ ol. Eyvallah. Len. İşte bunlar hep şey arkadaşlar. Bunlar hep üşengeçlik. Blok yapmaya üşendiğimden buradan zıpladın zıpladın oğlum. Güzel zıpladım bu arada. Artık bol bol mermi bulabiliyoruz ya. Bu beni sevindiriyor açıkçası. Ve şeye de ihtiyacım yok. Yatakları falan sökmeyeceğim artık. Burada belli ki bir şeye karşı önlem alınmış. Kapıyı kapat şimdilik. Çok iyi. Yani mermi kovanı bulmayı umut etmiyordum ama bulduğuma da üzgün değilim. 6 seviye alay bozan. Yani. Belki bir türlü loot olarak sayılabilir. En azından satabilirsek şayet. Seviye 5 silahın gücü. Az daha sıçıyordum ağzına loot'un ki pek bir şey yokmuş. Sıçabilirmişim. Silahlar
Seviye 5 silah net mahvediyor bu arada. Elemanın içinden geçiyor abi. Ateş yanan yer burası mı? Değil. Çığlığı duydunuz mu? Sen yat aşağı. Ölümcül toz bulutu mu bu? Pusu güzelmiş ama yemedim ana. Abi buranın bir yerinde zemin kata iniş var, tamam mı? Ve zemin katta da hiç görmek istemeyeceğimiz şeyler var. Seviye 4 pompik mi? Ve Marikuza peder demi nişancıydı be demiş. Kankam teşekkür ederim desteğin için, sağ olasın. Vallahi ben normalde aslında pek bir bok beceremem. Bunu nişan alma olaylarında falan. Ama burada artık şansım mı yaver gidiyor diyeyim, ne diyeyim. Ya şunu parçala, şunu da parçala. Ne kadar edecek bu? 110. 110 edecekse parçalama da. Ya böyle bu çığlık sesi bana bir yaban domuzunun çığlık sesi gibi geliyor. Hani oturduğun yerde kendini deli deli etme. Ya buranın yer altında böyle bir canavar var gibi, anlıyor musun? En azından ben öyle bir izlenime kapıldım yani. Sanki canavar gibi. Pek hayra alamet değil. Evet, evet, pek hayra alamet değil ama o sesler. Tıbbi malzeme. Of. Abi 10 tane ağrı kesici nedir ya? Ya buraya meşale koymuşsun. Neyi işaret etmeye çalışıyorsun? Buranın bir üst katı daha var ve o üst katında loot var, öyle değil mi? Yap. Ama mayınlı falan böyle. Şimdi elimden geldiğince sessiz ilerlersem. Orada uyuyanları uyandırmadan. İyi geceler Türk'lük. Birini sessiz öldürsem bile ses çıkardığı için ölürken mutlaka ses çıkarıyor. Ağzı durmuyor ki. Yemek. Ve Veysel Kolera'ya subscriber'lık ısmarlamış. Veysel'cim teşekkür ederim kankam. Kesene bol bereket. Eyvallah. Yağcım bak, ben böyle kendimi sana yük oluyor gibi hissediyorum. Çok teşekkür ederim ya. Sağ olasın. Şey yapma istersen, hani böyle bütçeni çok zorlama. Zira sapslık belli. Bir de nerede içim yanıyor biliyor musun kanka? Sen şimdi sağ ol, eksik olma. Koleracım hoş geldin bu arada. Sen şimdi hani eksik olma. Subscriber'lık ısmarlıyorsun. 5 dolar ödüyorsun. Bana 98 cent geliyor kanka. Ha, şişin derdi şimdi anlaşıldı. Derdi para. Derdim para değil. Derdim Veysel'e fazla şey yapılması. Veysel'e fazla köstürmeleri. Adam 5 ödüyor lan. 5 dolar. Prime gibi 8 TL falan değil. Adam 5 dolar ödüyor. Ha Veysel'e köstürmüşler. Ha bana köstürmüşler. Ben aynı hissediyorum. Burada atılabilecek bir şey var mı? Ya çivileri falan çevirebilirim.
Duyuyorum bu arada biri manyadı. Biri kesinlikle manyadı. Evde dünya kadar su var. Buranın malzemelerini aldıktan sonra tüyüp gidelim artık. Wow, wow. Çevir. Roket atar parçalarımı. Hı-hı. Evet, evet, evet. Kağıdı at, polimeri at. Yani bunlar evde zaten var. Tüyü at. Tüyü bulmakta zorlanırsak zaten çarkımıza tükürsünler. Şunları bir kır, atla gidelim eve ya. Başta söyleseydin. Yahu köstürüyorlar, köstürüyorlar kanka. Şimdi Twitch'in uyguladığı belli bir politika var. Yani tabii ki yapacaklar bu arada bunu. Abi ne olur her söylediğimi ağlıyor olarak algılamayın ya. Gerçekten öyle bir algı var. Herkes böyle ne zaman söylesem şikayetlendiğimi zannediyor. Vallahi şikayetlenmek için değil. Durum bu yani. Twitch'in uyguladığı bir politika var. Yapılan anlaşmaya göre belli bir yüzdesini kendi alıyor, belli bir yüzdesini ben alıyorum. Ama işin içerisine stopaj da girdiği zaman, ABD'de bir stopaj oranı var çünkü. Stopaj vergisi vermek zorundasın. O stopaj devreye girdiğinde kanka, köstür wars oluyor. Benim Veysel'den yana içim acıyor. Adam 5 ödüyor moruk. Çelik aletler şaması mı? Tatlı bir loot'tu. Güzeldi. Burası nereye açılıyor peki? Burası eşeğin örekesine açılıyor. O güzel babuşlar motorlarına atlayıp gidecekler ama önce şuraları da bir almak lazım. Çorbada tuz yok chat. Abi takma. Aynen aynen tam olarak o mantık ya. Pompalı parçaları. Evde yağ da çok. Bitki lifleri şimdi işe yaramıyor ama yarayacağı tutacak ve ben orada bulamayacağım. Kendimi biliyorum. Dikiş kiti. Steroid. Steroid kuvvet veriyor da biz steroidi nerede kullanacağız? Şunları satacağım ondan dolayı elimde tutuyorum. Bu da satılacak. Bir tane pompalı tüfek parçası. Alamıyorum anasını satayım ya. Alamıyorum abi. Üzerimiz çok dolu. Motor ve çelik alet parçası. yiyerek zayıflama. Abi yiyerek zayıflama taktiği en sevdiğim. Motoru alma, motor çok. Evde sürüsüne bereket motor var. Motoru parçala kanka. Motoru parçalayınca ne çıkacak? Tamam, bu materyalden elimizde var. Pompalı tüftüf için ne alacağız? Ve Marcuse, tuzu bizden bereketli Allah'tan babba demiş. Eyvallah Emre, çok teşekkür ederim. Adam gülerek ağladı bildiğin. Evet, evet, evet. Steroide ihtiyacım yok. Evet, güç tam da bu da para eder ya. Ben bunları da hiç bilmesem tüccara satarım. Anasını satayım, soğukluk direnci veren şeyin ya. Yürü baba. Burayı lootladık. O sevimli babuşlar buradan motorlarına atlayıp gittiler. Zaten buranın eminim ki bir yeraltı şeyi falan var. Yeraltı sığınağı falan var. Burada yani canavar gibi bir şey var, o belli. Ve ben ne hiç şu an boss kesecek havamdayım ne canavarla uğraşacak havamdayım. Abi kaç kişi geliyor görüyor musunuz? Arkam temiz mi? Horda bakar mısın abi? Susturucuyla kestiğimden beyinleri şaştı da. Oyun zaten seni rahat bırakmıyor hiçbir şekilde ya. Mutlaka bir horde yolluyor karşına. Güzel biçtik. Ya hepsini bıçakla da indirirdim de yani. Şimdi sen beni buradan bir eve çıkar. Sen beni buradan bir eve çıkar. Eve şöyle bir hızlı kayıp noktası atalım. Sen beni şu yoldan eve çıkar. Eve gidelim.
Yerleştirmeleri falan ben yayın dışı yaparım artık. Gün 24 oldu zaten. 25, 26, 27, 27. 28. günde falan fight var. 28. gündeki fight'a kadar şey yapacağım. Bodrum'a inmem kanka. Çiğet taşımıyorum üstümde arkadaşlar. Çiğet taşımıyorum. Olayın çiğetle uzaktan yakından alakası yok. Envanterim dolduğu için bazı şeyleri yere attık galiba. Atalım, sıkıntı yok. Çiğetle uzaktan yakından neden alakası yok? Çünkü taşımıyorum. Kankam ben ne bileyim sana 98 cent kaldığını keşke baştan söyleseydin demiş Veysel. Kankacım çok teşekkür ederim, ne demek. Senin içinden öyle gelmiş, o şekilde desteklemişsin. Ya bana gelip gelmemesi çok önemli değil. Ben aslında senin kesene zarar gelmesi hoşuma gitmiyor, öyle söyleyeyim. Sana zarar gelmesi hoşuma gitmiyor. Çünkü bugün 5 tane sapslık aldığında sen 25 dolar çevirme, çevirme, çevirince canın yanar, çevirme. Yani çok teşekkür ederim, eyvallah, sağ olasın. En azından bardağın şöyle bir dolu tarafı var. Oh, güzel vurduk. Bardağın şöyle bir dolu güzel tarafı var. Bir ay boyunca senin hediye ettiğin babuşlar bütün avantajlardan faydalanabilecekler. Rahat rahat yayın tekrarını seyrederler. Chatte yavaş moddan etkilenmeden reklamsız seyir keyfi yaşarlar. Yani en büyük destek senden komünitimize oldu. Eksik olma. Çok çok teşekkürler. Eyvallah. Arkadaşlar ciddi öyle bu arada. Yani gerçekten işin şey boyutunda değilim dediğim gibi. Inga diye zırlamayacağım. Ama Prime'la abone olursanız hoş olur tabi. Onun dışında tam olarak dediğim gibi yani kesinti gerçekten çok fazla. Bunu hangi yayıncıya sorarsan sor aynısını söyler. Yani benim çapımdaki insanlara böyle bir soru yönelttiğin zaman ya abi hani Twitch'te kesinti yapılıyor diyorlar, doğru mu dediğinde adamlar sana net kesintiyi söyler. Yani bazı insanlar var, oturup böyle hesaba oturuyorlar. Lan bugün 5 subs geldi, 25 dolar amına koydu paranın falan yapıyor. Halbuki ki bilmiyor ki ben centleri sayıyorum orada böyle çilink çilink. İşte insan bilmediği zaman çok yorum yapabiliyor ne yazık ki. De öyle %50 %50 de değil. Kimisi diyor kesintiyi biz de biliyoruz yarrak, hadi 5 olmasın da 4.99 olsun. Öyle de değil paşam, öyle de değil. Hey yavrum hey. Ödeme yöntemine göre değişiyor tamamen AdVoice. Ödeme yöntemine göre değişiyor. 0.75 ile 1.25 arası. 2.10 diyenlerin belki abonelik şeyi üst limitten olabilir. Şimdi Streamer Life Simulator'ı izledin biliyorsun. Streamer Life Simulator'da hani ne oluyordu? Abone sayısı arttıkça kurt var bu arada. O kurtu bir indirsek mi aşağı? Nerede pozisyon alıp indirebiliriz? Ya da o bize doğru gelir mi? Bir saniye. Tekte zıbarttın mı? Hayvanın eceli gelmiş demek ki. Benim yapabileceğim bir şey yok. Hayvanın eceli gelmiş. Aynı Streamer Life Simulator'daki gibi. Hani abone sayın ve izleyici sayın arttıkça farklı bir şey uygulanıyor olabilir. Aa, bilmiyorum AdVoice. Bilmiyorum. İnan bilmediğim için hani net bilgi de veremiyorum. Ben sadece kendi politikamı, kendi şartlarımı falan biliyorum. Yani kankacım kesene bereket tekrardan. Sağ ol. En azından komünitimizdeki bu güzel insanlar sayende böyle artık yayında herhangi bir sıkıntı olmadan, reklama tabi kalmadan böyle diledikleri gibi seyredebilecekler. Bu arada Yasin'in gördüğü kurt oydu muhtemelen. Ve eve ulaşmayı başardık. Evet, üzerimde benzin olmadığı için depoma da bir şey koyamadım. Şunları da yerleştirelim gelmişken ya. Vuran eden var mı sağa sola? Yok, vuran eden yok, çok güzel. Abi kahve, bal, özellikle bal arkadaşlar, özellikle bal. Yani bal bulunmaz nimet çünkü balın verdiği özellikler sayesinde şöyle bir sıkıntı yaşamaktan kurtarıyorsun kendini. Aviz ağacı sularını şöyle alalım mı? Ya enfeksiyondan kurtuluyorsun ya, şifa gibi bir şey. Ya, sağlık malzemesi lootlamaya çalışacağına bir bal lootladığında yine aynı şeye geliyor. Bira o kadar efektif değil de. Bir de yalan yok yani eve çok yemek getiremedik. Ağırlıklı olarak şeye odaklandık. Loot getirip böyle para etmesine odaklandık. Eve çok yemek getiremedik. Kardeş sen de para edeceksin. Şöyle burası komple satılacak.
Aşağıdaki malzemeler de komple satılacak. Hem bu sayede evi görmeyenler evi görmüş olurlar. Ne kadar geliştirdiğimizi, neler yaptığımızı. Baya baya geliştirdik ortalığı. Yani silah sandığına şöyle söyleyeyim artık şey yetmeyecek ya. Artık böyle yer yetmeyecek yani neredeyse. Silahların durumu çok çok iyi. Özellikle hani fazladan şatkanlar, fazladan pistoller. Elimizde baya fazladan pistol ve şatkan var. Elimizde baya bir taret de var aslında. Bu cephaneler ve silahların yerini ayırmak lazım abi. Şuraya ayrı bir sandık atıp cephanelerle silahların yerini ayırmak lazım. Çünkü bunun ilerisi de var ve yerlerini bulamayız abi. Kilidini kırayım şunun. Silahları ve taretleri bir alıver. Barutumuz da yok üzerimizde. Sağlık olsun. Şatkanlar. Pistoller. Abi taretler. Bu robot taretlere elektrik gerekiyor mu chat? Yoksa elektriksiz de bunları çalıştırabilmemin bir imkanı var mı? Çimento. Oo, baksana çimentoda biz baya baya bir şey yapmışız ya. Yardırmışız. Şuradaki materyallere falan bak. Bayağı sağlam materyalimiz var. Arabayla alakalı materyaller buraya. Araba parçalarıyla alakalı. Bitkisel antibiyotik. Antibiyotiği aslında şuraya koyabiliriz vitaminin yanına. Abi testosteron özütümüz var ya. Testosteron özütü elektriksiz çalışıyor. Mermi koy direkt çalışıyor. Süper süper. O zaman elektriksiz çok çok güzel şey yaparız. Eyvallah yaprak yenme. Teşekkür ederim. Taretleri göstersene, bazıları elektrikli sistem isteyebiliyor. Ya Robo Kızak adı verilen bir taret türü var. Taretlerin mermisi ortak zaten. Şu taret mühimmatını kullanırlar. Üf, pistol mermilerine falan baksana. Biz bayağı yok etmişiz ya. Şu 127'yi geri ver. 121, 89. Ops. Şu şeyleri alayım en azından. Maden sularını alayım. Suyu tekrardan koyalım yerine. Ay, teşekkür ederim anneciğim. Suyu tekrardan koyalım yerine. Bak burada bir bölük daha su var. Bir blok daha su var. Dükün kumarhane jetonundan bayağı var üstümüzde. Yani Yasin sağ olsun bize bayağı bir malzeme bırakmış oldu. Kapıyla alakalı bir sıkıntımız mı var? Sanki kapı damage yemiş gibi. Ama öyle böyle değil yani. Bayağı bir damage yemiş. Aynen %1 falan yerler damage yemiş gibi. Bunlar da satılacak materyaller. Önce satılacak materyalleri, sonra modülleri ve mermileri alalım. Şunları alalım. En son dönüp burayı alalım. Şuradaki loot parçalarını. Oyunda bizden başka NPC şu şekilde var. Ticaret merkezleri var. Amık tüccarı adını verdiğim, normal adı bu değil. Oyunda belli başlı bölgelerde dükün yönettiği, şu para birimlerinin sahibi ve bu diyarın en kuvvetlisi ama kendisini göremiyorsun herhangi bir şekilde. Yani oyunda ismen var, lore olarak, arka plan lore olarak var ama oyunun içinde sana etki eden bir karakter değil kendisi. Dük var, bu düke hizmet eden tüccarlar var, senin de alışveriş yapabileceğin. Gerçi düke hizmet eden tüccarlar deyince tabii ki birazcık... yanlış bir yönlendirme oldu ama olsun. Bu tüccarlara elindeki itemları satıyorsun. O sana dükün kumarhane jetonunu veriyor. Bu verilen jeton sayesinde de alışveriş yapabiliyorsun. Şöyle elması bir koy bakayım kenara. Elmas, gümüş, altın, mücevherat türlerini koyalım. Eski para da para ediyor. Sonrasında burası değildi. Bir şatkan mermisi daha. Okları yok et artık ya. Ok mu kullanacağız? Alay bozan mühimmatlarını da yok et. Alay bozan mühimmatı kullanacak halimiz de yok şu saatten sonra. Şunları bir bir yok edelim. Ha bu arada bizim 5 level pistole bir şey bakalım ya. Bizim 5 level pistole bir mod bakalım. Modül bakalım. Bak mezar kazıcı modunu ekleyebiliriz şu küreye. Bu küreye ekleyeceğimiz var ya, en baba yiğit modlardan biri olur bu. Sonra başka ne ekleyebiliriz?
Motorsiklet şasisini şuraya ekleyelim. Robot kızağı buraya koyalım. TR3 robot kızak var elimizde ya. Boru mu? Başka ne yapabiliyoruz? Şu kaldırım taşlarını bir koy bakayım yerine. Elimizde fazladan İngiliz anahtarı var. İngiliz anahtarını koy buraya. Burada da aslında satılıp postalanacak böyle birçok ürün var da çaktırma. Otomatik çoklu atış o kadar faydalı olur mu bilmiyorum. Yani yanlış isabet ettirirsek babalara gelmez miyiz? Dur bakalım şurada modüllerden ne kullanılabilir? Dürbün takmayacağım. Kesinlikle dürbün takmayacağım. Belki AK'nin dürbünü bir yükseltebilirim. AK'nin 2x dürbünü al. Yok 2x dürbün pistolü bozar ya. 2x dürbün pistolü bozar. AK'ye 4x dürbün takalım. Pistole de ne takalım biliyor musun? Seri ateş var. Tam otomatik mod. Bak pistole sağlığımız %50'nin altındayken 5 saniyede bir puan yenilemeye yarayan zıbıdığı takalım. Şarjör uzantısını takalım. Kayış modu. Bu kayış modu sanırım şeye eklenebiliyor. Göğüs ve bacak zırhına. Tüh. Motorlu test eden falan da yok. Seri atış modu. Atış hızını arttırır, geri tepmeyi arttırır. Şunu da koyabiliriz belki ya. Ve Veysel 5 lira daha göndermiş. Bağıştan sonra çıktım ne dediğini duymadım da chat bundan sonra abonelik yok bağış zamanı demiş Veysel. Şey dedim kanka senin en büyük desteğin çok çok teşekkür ederim. Sayende babuşlar daha rahat bir şekilde yayına erişebilecek. Reklam görmeyecekler, yavaş moddan etkilenmeyecekler, birçok avantaj kazandırdın. Teşekkür ederim, kesene bereket dedim. Bir şey demedim. Çok teşekkür ederim, eyvallah. Bıçağı tutma modu olarak ekleyebiliyor muyum bunu? Oo. Bıçak için güzel bir mod oldu. AK'ye 4x'i ekleyebiliyor muyum? Ekleyebiliyorum. Peki AK'ye eklediğim bu 4x'in nasıl bir faydası olacak? Üf. Artık böyle daha uzaktaki adamlara hükmedebiliriz ya. Böyle AK'yi biraz daha uzun menzillerde kullanacağım. Pistol için bir ateş etse miydik acaba? Üçlü atış çok mu şey oldu ki? Üçlü atış çok mu sıkıntılı oldu ki? Vallahi bilemedim ya. 8x'e ben isabet ettirebileceğini zannetmiyorum. 8x acayip zor yani. Çok uzağa görüyorsun. 8x acayip zor. Evet seri sıkıyor. Horde mu geliyor lan bir yerden? Niye böyle bir müzik verdin dayı? Bana horde geliyor gibi hissettirirsen ben korkarım bu arada. Yapma lan öyle şeyler. Yep, limonlu soda kankam. Limonlu soda. Çok teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. Şunu bir koy. Evde tek değilim. Merak etmeyin. Kankam kötü olan da o ya. Reklam gelirin azalıyor. Prime'a abone olun chat demiş. Veysel. Veysel'cim çok teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. Eyvallah kankacım. Sağ olasın. Ya buraya başka bir şey konulacak mı? Yok buraya başka bir şey konulmayacak. Derileri falan fulledin mi? Barutun yeri bura değil bu arada. Barutun yeri buraya değil. Barutun yeri mermilerin ora. Barutum var, mermi kovanım var. Mermi kovanı nasıl yapılıyor ki? Mermi kovanı. Mermi kovanı için kil ve pirinç lazım. Bizde dünya kadar pirinç var. Kili de kasarız abi, hiç sıkıntı değil.
Abi materyaller çok iyi ya, böyle sıra sıra dizilmiş. Şu şey de gelsin, kağıt da gelsin. Ondan sonra ufaktan bir bölümü sonlandıralım. Eşyalarımı da bir tamir edeyim. Bayağı bir paramız olacak bu arada ya. Yani bayağı bir paramız oldu daha doğrusu. Baksana şurada işine ne yarıyorsa hepsini bulabilirsin. Şimdi tek yapmamız gereken işlem ne kaldı biliyor musun? Bizim envanter çok aşırı dolu bu arada. Zaten bir slot dolu geziyoruz, ondan kaybediyoruz hep. Böyle bunu düşürmemiz lazım. Hala chat'e gelip o dandik oyunu övüyorlar değil mi? İnanılmaz ya. Günahını aldım. Götüme girdi bir yerde. Ya anın falan var mı chat'te? Onu yasaklı kelimelere alabiliyor muyuz abi? Yasaklı kelimeleri alalım. Ben duymak istemiyorum çünkü. Yani The Survivalist oyununu yapımcı bana hediye etti. Gidip de o oyuna para vermeyeceğim. Ve para vermedikleri sürece de oynamayacağım. Yemin ediyorum çok cringe'siniz ya. Çok aşırı cringe'siniz abi. Aşırı sinir bozucusunuz. Gelip şu dandik oyunu övenler. Siktirin abi oyunun ne olduğunu. Boş ver. Ekle kanka, ekle. Onun türevlerini de ekle. Böyle hani harf değiştirip yazılması, bilmem nesi, sana zahmet. Bunlar beni fitil edecekler çünkü. Beyni yok, fikri var. Adamın kendi beyni yok ki. Adamın kendi düşüncesi yok abi. Beyni yok, fikri var. Yine bir yerden duydu, bir yerden gördü. Gelip bana satmaya çalışıyor. Acayip ya, neyse. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar diyelim. 24. günün akşamında sonlandırıyoruz. Benim kütüphane bulmam lazım. Ana yoldan devam ederek yeni yerler aramaya devam edeceğim. Bu silah ve mermi olan yeri biz açmadık mı? Yok, bir aşağısını açtık değil mi? Silah ve mermi olan yere gitmedik bile. Şuraları lootladık büyük ihtimalle. Aynen. Ana yoldan gidip yeni yollar açmamız gerekiyor. Bununla beraber 14. günü deflediğimiz yeri de belki bir şey yapabiliriz. 14. günü deflediğimiz yeri de belki bir kolaçan edebiliriz şöyle. Oralara zaten çimento harcı falan da götüreceğim. Hatta dur bakalım, hemen bir aklınızdayken şu çimento makinesini yapalım mı? Gelin yapalım çimento makinesini ya, çimento mikserini. 25 dövme demir, 4 yay, 1 motor, 10 mekanik parça. Çimento. 4 yay, 1 motor. 1 motor. 4 yay. 10 mekanik parça. 10 mekanik parçaydı galiba. Abi mekanik parçamız var. Ben burada bu arada bir şeyler yaparken beni gelip arkalamasalar çok çok iyi olur ya. 25 dövme demir. Bu dövme demirlerin bitmesine çok üzüleceğim ama yapacak bir şey yok. Yapıştır çimento mikserini. Crafting table lazım diyor. Yapıştır çimento mikserini. 4 dakika. Ebeğin nikahıymış. Neyse, o orada üretilecek en azından. Su lazım. Aa, doğru aslında. Niye taretleri base'in etrafına dikmiyorum ki? Taretleri base'in etrafına dikeyim, defans yapsın. Bu sayede ben base'de değilken bile base'i koruma dürtüm yerine gelmiş olur. Çok iyi oldu bu. Ve evet, bu fikir daha önce aklıma gelmemişti. Bir 3000'liği ver bakayım şuradan. Abi şöyle bir taret mermisi yapar mısın? Taret mühimmatı. Yok, hendek kazmaya uğraşamam ya. Emre iyiyim, teşekkür ederim, sağ olasın, sen nasılsın? Bakalım, şunları koyacağım bir kapının önüne. İki bin tane fazla mı gelir acaba ya?
Ki 3 tane çalışmayacak ki. Kişi başı 2 çalışıyordu galiba. Oğlum ben evin en çok neresinden çekiniyorum? Evin arka kısmını savunacak bir tane olsa şöyle. Bu normal taret değil. Bu normal taret değil ki. Robo kızak geri atıyor. Evet, 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 evet. Tamam, daha fazla metali harcama. Ya geri atsana olur abi. Ay aman be. Bu gelişmiş taret gibime falan geldi. Hayrola kankacığım, bir sıkıntı yoktur inşallah. İyi olmaya çalışıyorum derken yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Evet, bir tane taretim var. Onu da burada mesai yaptıracağım ona burada. Zaten full mermili de üzerimde taret mermisi de taşımayayım ya. Ya bir ihtiyaç olduğunda gelir alırız zaten. De taret alıp her seferinde bu taret mermisini üst kata götürmek tam bir amelelik olmayacak mı? Olacak. Onun arkasına bir sandık atıp taret mermilerini oraya koymak daha mantıklı olmaz mı? Bence çok daha mantıklı olur. Umarım bu taret oradan sıkar bu arada. Bir tane sandık var. Artık çimento torbasıyla falan da gelecek gün uğraşırız. Tamam, taret mermisini alma zamanı. Boktan oyunun adı. Çok aramana gerek yok ya. Nerede millet böyle mal mal övüyorsa. Benim bir şey dememe bile gerek yok yani. Böyle milletin salak salak övmesinden anlarsın. Robot kızak sandığın kadar güçsüz değil. Neye yarıyor ki? Kapının önünden mi itiyor? Ne yapıyor? Ben onu anlamadım pek fazla. Hani kapının önünden mi itecek? Böyle bir şey mi yapacak? Yaklaştırmayacak mı alana? Aha tabii tabii, popüler popüler. 3-5 tane mal dışında kimse oynamıyor da eminim popülerdir. Neyse. Beni bu oyunla alakalı çok acayip triggerladınız abi. Ben o yüzden artık en ufak şeye tetikleneceğim. Kapının önünde durunca ne oluyor misal? Zombileri yere düşürüyor, 3-4 vuruşta öldürüyor. Madem elektrik tüketmiyor, bir şey yapmıyor. Seviye 3'ünü atalım yere ya. Seviye 3'ünü atalım mekana. Tam böyle yolun ortasına koysam misal. Alır mı burayı? Ben niye yumruk attım onu taretime ya? Ha, Emre başın sağ olsun kankam, başın sağ olsun. 360 derece dönüyor mu bu? Pardon kral. Adamın kafaya bir tane vurduk ama. Helal edecek artık, yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, genel olarak bütün her şeyimizi yaptık. Oha, çimento torbası çıktı mı erkenden? Çimento harcı da çıktı erkenden. Şunu bir buraya yapıştır. Kullanmak için. Beton karışımı. Çimento, küçük taş, ufalanmış kum. Kumda taştan yapılıyor. Bin tane bana kum ver. Chat var ya, bir şey söyleyeyim mi? Bizi burada malamat edecekler abi. Bizi burada net malamat edecekler. Ufalanmış kumu başka yerden de bulurduk herhalde de. Küçük taş, çimento, beton karışımı. Çimenton var zaten ya. Kırık taşları çevireyim ben de. Ben bunları yayın dışı halledeyim anam. Ben bunları yayın dışı halledeyim. Çimentolarımız falan hazır olsun. Yarın böyle bir 14. günü deflediğimiz mekana gideriz videoda. Gider böyle bir oranın savunmasını kuvvetlendiririz iyice. Betonlarını falan kuvvetlendiririz. Çok tatlı bir yer olur orası. Orayı 28'i de gösterir. Daha ötesini de gösterir. Anladım, anladım. Kum sadece taştan yapılıyor. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah.
Evet, o zaman şimdilik Among Us değil lan. O zaman şimdilik ben bu oyunu salayım efendim. Yarın devam edelim.